Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Sayıştay, devletin bağımsız anayasadan gücünü alan mali denetim organı ve tam da bugün yürütmekte olduğumuz mesaiden sonra görevi başlayan bir kurum aslında. Çünkü bütçe devletin ileriki yılda yürüteceği faaliyetlerde sahip olacağı mali kaynakları belirtir ve bu mali kaynakların usulüne uygun, yürürlükteki mevzuata uygun bir biçimde kullanılması görev ve sorumluluğu vardır hükümetin. Sayıştay da bu kaynaklar kullanıldıkça veya kullanılma aşamasındayken mevzuata uygun, mevzuatta tanınmış yetkilere sığacak şekilde davranılıp davranılmadığını denetleyen ve gücünü de anayasadan alan bağımsız bir kurum. Son derece önemli. Kamu vicdanının huzurlu olması ötesinde siyasetin kamu vicdanını rahatsız etmeyecek biçimde icraat yerine getirebilmesini sağlamak ve teyit etmek bakımından son derece önemli bir kurum. Ve az önce değerli hocam Sayın Genel Başkan Özyiğit ifade etti. Avrupa'da bu konuyla ilgili mesai harcayanlarla yürüttüğü görüşmelerde kendisine Sayıştay'ın veya ombudsmanın, ki ombudsmanlar istişari veyahut mütelaa nitelikli karar üreten kurumlardır ombudsmanlar. Bunların belirttiklerinin dışında davranan da olmadı şeklinde bir deneyim aktardı. Doğrudur. Sayıştay'ın yaptırım yetkisi yoktur. Yaptırıma yol açabilecek işlemlerin başlatıcısıdır Sayıştay. Ombudsman da böyle bir kabiliyette yoktur. Ombudsman yine yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılan hukuki işlemlerin, sadece mali işlemler değil, hukuki işlemlerin uygunluğunu kontrol eder ve görüşünü tavsiye nitelikli olarak bir yaptırım icrai etkisi olmaksızın, bir yaptırım etkisi olmaksızın raporlar. Şimdi Sayıştay gerçekten çok önemli. Çünkü kamu eliyle yaratılan gelirlerin, yani yurttaştan toplanan vergilerin ve devletin topladığı harçlar, vergiler, ücretler doğrultusunda oluşan bütçenin giderler kaleminde mevzuata uygunluğun sürekli olarak denetlenmesi, anlık olarak belli periyotlarda veya denetlenmesi dönemsel raporlar şeklinde Sayıştay'ın misyonudur. Ve bu denetimin sonuçlarının kamuya etkili bir biçimde duyurulması elbette denetlenecek faaliyetler yürütülürken yetki kullananların, sorumluluk üstlenenlerin çok daha hassas davranmasına da yol açar. Bu açıdan son derecede büyük bir önemi vardır. Ve Sayıştay'ın kamuoyuna duyurma yetkisi olduğu halde ayrıca raporları meclisteki Sayıştay Komitesi'nde de incelenir ve ikinci bir raporlama söz konusu olur. Yani Sayıştay denetlenmez belki meclis komitesi aracılığıyla ama Sayıştay'ın yürüttüğü faaliyet mecliste de ele alınarak bir görüş de halkın meclisinin görüşü olarak oluşturulur ve yine de o da raporlanır ve milletvekillerinin ve halkın bilgisine sunulur. Dediğim gibi Sayıştay gücünü anayasadan alır. Bu son derece önemli bir ayrıcalıktır. Devletin ilgili birimlerinin önemli bir kısmı gücünü yasalardan alır. Yasalar anayasaya dayalı olarak ve uygun olarak çıkarılır ama anayasanın Sayıştay'ı özel olarak yargı gibi ifade etmiş olması bizim hayatımızdaki değerini, önemini ve Sayıştay bakımından da üstlendikleri sorumluluğun büyüklüğünü ifade eder aslında. Şeffaflık dillere pelesenk olmuştur. Şeffaflık nedir? Yürütülen işlemlerin herhangi bir aşamada denetlenebilir olması anlamına gelir. Yürütülen işlemler mevzuatta öngörüldüğü şekilde yerine getiriliyor mu? Bu işlemler sırasında oluşan giderler, harcanması gereken kamu kaynağı usulüne uygun, mevzuata uygun bir biçimde harcanıyor mu sorusunun
ancak şeffaflık ilkesinin geçerli olduğu hallerde yanıtı kolaylıkla edinilebilir. Ve şeffaflık ilkesine yaklaşıldığı oranda Sayıştay'ın yükü hafifler. Ve bu şeffaflığın temin edilebilmesi için Sayıştay'a gelinceye kadar hükümetin kontrolünde farklı denetim mekanizmaları da yıllar içerisinde oluşturulmuştur. Örneğin Maliye Bakanlığı bünyesindeki Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu bunlardan bir tanesidir. Veya en son oluşturulan Başbakanlık Denetleme Kurulu da yine mali ve idari denetim yetkisine sahip bir kurum olarak Sayıştay öncesi denetim süreçlerinin ilerletilmesi bakımından Sayıştay'a yardımcı unsurlardır. Ama nihayetinde Sayıştay'ın ortaya koyacağı değerlendirme nihai ve eğer ihtiyaç varsa yargıya dair süreçlerin de başlatıcısı olur. Bu anlamda ayrıcalıklı bir görevi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2007 yılında kendimce son derece önemli saydığım bir eğitim programına katılmıştım. Transparency and Accountability, yani saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda bir eğitime katılmıştım. Ve 5 ayrı eyalette, 6 şehirde bu konuda yürütülen faaliyetleri gerek devlet düzeyinde, gerek bağımsız organlar aracılığıyla, gerekse sivil toplum unsurları vasıtasıyla yürütülen faaliyetleri yakından inceleme fırsatı bulmuştum. Pek çok resmi kurumda bu inceleme ve eğitim faaliyeti sürdürülmüştü ama aklımda iki tanesinin adı kaldı. Bir tanesi Watchdog Association, yani Bekçi Köpekleri Derneği. Bir diğeri de Whistleblowers Association, Islık Çalanlar Derneği. Ve ben oradaki anladığımı söylüyorum çünkü bunu daha önemli buluyorum. Belki bekçi köpeklerinden de ilişkilendirmek bakımından ıslığı yine de tercih ediyorum. Son derece önemli saydığım ve asla adını unutmayacağım iki sivil toplum unsuru. Bunların görevi neydi? Bunların görevi devletin veya eyaletlerdeki yapıların kamu adına kullandıkları kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını, bütçe yasasında ve mevzuatta öngörüldüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığını sürekli olarak denetlemek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda elbette çok daha önce yola çıkıldığı için çok daha uzun bir mesafe alındı ve bizdeki gibi işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, yıllık kesin hesap raporlarıyla süreç ilerletilmiyor. Günlük, anlık olarak kamuoyunun erişimine açık bir biçimde kamu kaynaklarının sarfiyatı raporlanıyor ve elektronik ortamda kolaylıkla ulaşılabilir halde tutuluyor. Ve gerek bu raporlamalarda rastlanan aksaklıklar, yetki aşımları veya usulsüz işlemlerle ilgili olarak, gerekse beyan edilmiş olması gerektiği düşünüldüğü halde beyan edilmemiş işlemlerle ilgili bu Bekçi Köpekleri Derneği sürekli olarak bir izleme faaliyeti yürütüyor. Ve rastladıkları olumsuzlukları bir diğer dernek olan Whistleblowers Association'a, yani ıslık çalanlar veya fısıldayanlar derneğine bildiriyorlar. Ve kamuoyu tepkisini örgütlemek, kamuoyunu harekete geçirmek, idare edenleri tertiplemek görevini de bu sefer Whistleblowers Association yerine getiriyor. Halkı ayağa kaldırıyor. Bizim sayemizde elde ettiğiniz gelirleri bizim yararımıza olmayan bir şekilde kullanıyorsunuz diyerek çeşitli sivil toplum aktivitelerini organize ediyorlar. Bunu son derece önemli sayıyorum. Çünkü kamu vicdanına karşı tüm siyasetçiler ve kamu görevlileri sorumludur öncelikle. Biz zaman zaman mevzuata dair sorumluluğu hep ön plana çıkarırız ama kamu vicdanına dair sorumluluk en az mevzuata dair olan sorumluluk kadar önemlidir. Çünkü kamu vicdanında bir kez mahkum olduğunuzda mevzuata dair mahkumiyet gerekmese dahi kendinizi aklamanız çok çok daha uzun bir süreyi ve çok daha meşakkatli bir çabayı gerektirir. O nedenle hem mevzuata hem kamu vicdanına dair yükümlülükler esastır kanaatimce.
yaptığımız işlemin kamuyu rahatsız etmeyecek, izah edilemeyen en küçük bir ayrıntı içermeyecek şekilde yapılması hem kişisel itibarımız hem kurumların itibarı bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve Sayıştay tam da bu itibarın korunması maksadıyla değerlendirilmelidir. Kaybedilen itibarın yerine getirilmesiyle alakalı görevli sayarsak Sayıştay'ı, o zaman aslında Sayıştay'dan beklentimiz olması gerekenden farklılaşır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktaki yeri elbette tercih ettiğimiz bir yer değildir ve uluslararası ilişkilerimizi dünyanın kat ettiği mesafeleri görmek ve onlardan daha hızlı yol alarak onları yakalamak konusunda dezavantajlı durumdayız. Sayıştay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları arasında bu bağlamda, yani dünyayla iletişim ve ilişki kurabilmek bağlamında ortalamanın biraz daha üzerinde bir avantaja sahiptir. Özellikle İngiliz Birleşik Krallık Sayıştay'ıyla yürüttükleri faaliyetin belli bir dönem yakından takibini yapma şansım olmuştu. Ancak her halükarda haberdarım. Dünya Sayıştaylar ailesiyle ilişkileri diğer kurumlarımızın dünyadaki muadilleriyle olan ilişkilerinden çok daha derinlikli ve sürekli ilişkiler olduğunun da farkındayım. Bunu bir avantaj olarak görmemiz gerekiyor. Ve Sayıştay'ın gereken biçimde insan kaynağına, teknik kapasiteye sahip olması siyasetin öteleyebileceği değil, öncelikli olarak ele alması gereken bir konu olduğu kanısındayım. Bu mecliste Sayıştay'la ilgili pek çok yasa çalışması yapıldı. Hiçbiri Sayıştay'a mobilite kazandırabilecek sonuçlar doğurmadı. Gerek insan kaynağının hem sayısal hem de niteliksel olarak artırılmasıyla alakalı, gerekse sahip olduğu teknik kapasitenin ileriye götürülmesiyle alakalı devlet üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmiş değildir. Bu meclis bu konuyu yola çıkarken ele aldığı gibi sonuçlandırmamıştır da maalesef. Örneğin Sayıştay denetçilerinin bağımsız denetim kabiliyetini geliştirmek maksadıyla öngörülmüş olan bir yasa çalışması maalesef akamete uğramış ve raydan çıkarak sonuçlandırılmıştır. Ve Sayıştay'ın denetimdeki etkinliği insan sayısı olarak değilse bile halihazırda mevcut bireylerin motivasyonunu artıracak, hızlı hareket etmesine vesile olacak şekilde maalesef kullanılamadı. Dolayısıyla bir grup toplantısı yapın. Dün akşam belli ki bir organizasyon sıkıntısı yaşadınız. Lütfen bir grup toplantısı devam yapın. Edin. Bu konuyu ele alın. Sayın, hitap etmekte zorlanıyorum içinde bulunduğum. Devam edin. Beni dinlemeniz diye bir talebim yoktur. Beni dinlemeyiniz. Ben sizi dinlemek istemiyorum. Çünkü belli ki dün akşamın organizasyon sıkıntı. Tam da genel kurula hitap ediyorum. Bir grup toplantısı yapın. Sorunlarınızı aşın. Öyle gelin genel kurul salonuna lütfen. Genel kurula hitap ediyorum. Tam da öyle yapıyorum Sayın Berova. Ve hitap ederken bir başkasının hitap şansı olmadığını bilerek konuşuyorum. O yüzden sessizliğinizi sağlarsanız devam edebiliriz. Önemli şeylerden bahsediyorum. Sayıştay'ın hepimize lazım olduğundan bahsediyordum tam da. Nerede durduğumuz çok fark etmiyor çünkü. Zaman zaman muhalefet oluyoruz, zaman zaman iktidar sıralarında yer alıyoruz. Ama Sayıştay'a her daim ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayıştay'ın öneminden ve hepimize düşen Sayıştay'ı gözetmek, gelişimine katkı sağlamak olduğundan bahsediyordum. Örneğin Sayın Özyiğit konuşması sırasında ifade etti, ben de değinmeden geçmeyeceğim. Değerli dostum Sayın Özden Efendi 11 Kasım itibarıyla meclis gündemine taşıdığı ve o günden beridir de takibini bırakmadığımız Aksa Enerji Üretim AŞ'ye sağlanmış olan Bakanlar Kurulu kararıyla sağlanmış olan ardiye muafiyetiyle ilgili raporlama tam da istediğimiz gibi bir Sayıştay'ı ortaya çıkarıyor. Biz evet teknik sıkıntılarına rağmen, insan kaynağı bağlamındaki dezavantajlarına rağmen tam da böyle bir Sayıştay'ı arzuluyoruz. Kamu vicdanını huzursuz eden bir konuda bunu ihbar kabul ederek kendiliğinden harekete geçen bir Sayıştay'ı arzuluyoruz. Ve yaptığı çalışmanın
işin eskimesinden, bayatlamasından sonra değil, tam da sıcağı sıcağına sonuçlandırılmasından bahsediyoruz ve böyle bir Sayıştay'ı arzuluyoruz. Ben bu konuda harekete geçen, başta elbette Sayıştay Başkanı ve üyeleri olmak üzere tüm denetçileri tebrik ediyorum. Bu son derece önemlidir. Çünkü bizim hükümetin yaklaşımına göre siyaseten gündeme getirdiğimiz, hatta siyasi istismarmış gibi gösterilmeye çalışılan eylemimiz Sayıştay'ın ortaya koyduğu tavırla netlik kazandı. Biz siyaseten bir avantaj elde etme kaygısıyla hareket etmiyorduk. Biz halihazırda yarım milyara yakın açığı bulunan bütçenin açığına 5-10 milyon daha katkıda bulunulmasının adil, yasalara uygun ve kamu vicdanını rahatsız eden, düzeltiyorum, adil olmadığını, yasalara uygun olmadığını ve kamu vicdanını rahatsız eden bir karar olduğunu söylemiştik. Sayıştay'ın 5 Aralık itibarıyla, ben düzelterek söylemek istiyorum, Sayıştay Komitesi'nden bu konuda bir girişim söz konusu olmadı. İş daha da derinlerdedir. Çünkü Sayıştay Başkanlığı'nın Sayıştay Komitemize gönderdiği yazıda, anladığımız kadarıyla harekete geçmesine vesile olan yazı ticaret dairesi çıkışlıdır. Meclis çıkışlı değildir. Ticaret dairesinden bu konuyla ilgili araştırma talebi üzerine Sayıştay harekete geçmiş ve bu konuda bir raporlama yapmış ve Sayıştay Komitemizi de bilgilendirmiştir. Dolayısıyla hükümetin ne yaptığını tam da bilmediğini anlatan bir başka örnekle karşı karşıyayız. Ve iyi ki Sayıştay var. İyi ki Sayıştay var. Koskoca Bakanlar Kurulu'nun iç huzuruyla aldığı gayri yasal bir karar, o Bakanlar Kurulu'ndaki bir bakanın mahiyetindeki bir daire tarafından Sayıştay'a bildiriliyor ve Sayıştay da elbette mevzuattaki görevini yerine getirerek yapılan işlemin hukuksuz olduğunu tespit ediyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biz bu konuda konuşurken ciddiyetle bizi dinleyen ve ne anlatmaya çalıştığımızı anlama istekliliğiyle hareket eden bir hükümete ihtiyaç duyuyoruz. Daha bu sabah kendi bütçesi görüşülen hükümet nisap sağlamakta maalesef zorlandı. Ve ilk denemede nisabı ıskaladı. Üstelik bir muhalefet liderinin desteğine rağmen. Şimdi burada insani sebepler, zorunluluklar, force majeure dediğimiz zorunlu haller elbette nisap sağlanmasına engel olabilir. Ama halihazırda meclis toplanmazdan hemen önce bu parlamentonun çatısı altında bulunan bir veya birkaç milletvekili meclis daha toplanmadan önemli işlerini bahane ederek eğer meclisi terk ediyorsa ve biz de muhalefet milletvekilleri olarak buna göz ve kulak şahitliği yapıyorsak, ortada zorunlu hallerden dolayı sağlanamamış bir nisap değil, ciddiyetsizlik nedeniyle sağlanamamış bir nisap vardır diye teşhis koymak durumundayız. Kimse kusura bakmasın. Çok ataerkil bir söylem olacak belki ama yine de söylemekte imtina etmeyeceğim. Bütçe dediğiniz şey bir hükümetin yol haritasıdır. Teaser yaptım. Bütçe dediğiniz şey bir hükümetin yol haritasıdır. Ve haritasına her an sahip olma sorumluluğu duymayan bir hükümetten biz asla ve kat'a ciddi işler bekleyemeyiz. Daha yola çıkmışken gayri ciddi davranan bir hükümetin bütçe kullanımında, bütçe yasasına uygun davranmakta ciddi olabileceğini beklemek saflıktır. Onun için Sayıştay'a çok büyük ihtiyacımız vardır. 2020 yılında hükümet daha bütçesini geçirmeden bu kadar gayri ciddi hareket ediyorsa, bütçeyi kullanıyorken neler yapar kim bilir, bekleyip göreceğiz. Bir başka örnek, iki örnek vermek zorundayım, özür dilerim. 2019 yılı bütçe yasasında kamu kurum ve kuruluşlarının katma bütçeli kurumlar dahil
yönetim kurulu vasıtasıyla yönetilen kurumların istihdam yaparken her ne ad altında olursa istihdam yaparken maliye onayı almak zorunda oldukları eğer yazılıysa yazılıdır. Devlet bütçesinde olduğu gibi bu meclisten geçen kurum bütçelerinde de aynı hüküm söz konusuysa ama Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda birden çok ad altında istihdamlar Maliye Bakanı'nın ve kendine bağlı başbakanlığa bağlı bir kurum olan BRT'de başbakanın bile bilgisi dışında eğer gerçekleşiyorsa ve bunun adı da yönetim kurulu vasıtasıyla yönetilen kurumdur maliye ne karışır diye konuyorsa ortada hem gayri ciddilik vardır hem iş bilmezlik vardır hem de öğrenmeye karşı aşırı bir direnç vardır. Bu kadar net. Çünkü bu mecliste Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun maliye onayı almamış istihdamları eleştirilirken bu kurumun yönetim kurulu başkanı da sosyal medyadan hem bizlere aşırı maksatlı laflarla meydan okumakta hem de müdahil olduğumuz yazılarında bize iş öğretmeye çalışmaktaydı. O zaman bir ihbar daha. Sayıştay Başkanlığı bu konuda da harekete geçmelidir. Sayıştay Başkanlığı katma bütçeli bir kurum olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda devam eden istihdamların hem mevzuata uygun hem de ödenek aşımları yaratıp yaratmadığıyla ilgili incelenmesi konusunda harekete geçmelidir. Bütçe yasaları bu meclisin iradesiyle ortaya çıkan günün sonunda yasa olarak ad bulan çalışmalardır. Ve hala bu konuda hoyrat bir tavır devam ediyorsa üstüne üstlük Sayın Kurum Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı izahatta vardiya düzeninin oturtulması amacıyla hizmet alımı yapıyorum diye izahat veriyorsa bu çok daha fahiş bir yanlıştır. Vardiya düzeni asıl ve sürekli personelle sağlanır. Vardiya düzeni asıl ve sürekli personel niteliğindeki geçici personelle sağlanır. Vardiya düzeni bugün alınan hizmetle sağlanmaz. Çünkü o sürekli bir hizmettir. Dolayısıyla vardiya düzeninin tesisi amacıyla yapılan bir istihdam sürekli bir istihdamdır. Adı hizmet alımı olsa dahi yasadaki tanımıyla hangi ad altında olursa olsun yapılacak istihdamlar maliye işlerinden sorumlu bakanlığın onayına tabidir denmektedir. İşte bize bunun için Sayıştay lazım. Bunun için bu konuda bilgisi olmayan Sayın Başbakan'ın, bu konuda bilgisi olmayan Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'nın yola gelmesini sağlamak için, iş öğrenmesi için, Maliye Bakanı'na direnç göstermemesi için bize Sayıştay gerekir. Evet, bu konuda mercek altına alınmalı ve ilerletilmelidir. Son derece çarpıcı bir örnek. İkinci örnek. Dün akşam ilerleyen bir saatte, kamuoyunun muhtemelen gözünden kaçacak bir saatte Sağlık Bakanlığı bütçesine onay verdik. Ve yaklaşık değeri kabaca söylüyorum 50 milyon. Yaklaşık değeri 50 milyon olan 4 proje bütçe yasasında, bütçe yasa tasarısında yazılmamış olduğu halde hükümetin 2020 programında yer almaktadır. Bu kürsüden hem Sayın Bakan hem Sayın Maliye Bakanı hoyratça bu projeleri gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir. Hangileridir bunlar? Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi. Olmasın mı? Olsun. Çok acil ihtiyacımız vardır. Girne'ye yeni bir hastane başlamış, yarım kalmış bir yarım inşaatın devralınması sürediyle Girne'ye kazandırılacak bir yeni hastane. Olmasın mı? Olsun. Çok ihtiyacımız vardır. Girne bizim göz bebeğimizdir. Çok hırpaladık. Çok kötü davrandık ama Girne hala bizim göz bebeğimizdir ve Girne'deki mevcut durum Akçiçek Hastanesi ile kaldırılabilecek durumda değildir. Yeni bir hastane olmalıdır. Güzelyurt Devlet Hastanesi yarım inşaattır. Bitirilmesin mi? Bitirilsin. Devletin Güzelyurt'ta da yurttaşlarını diğer yerleşim birimleri kadar önemsediğinin nişanesi olsun diye bizim başlattığımız bu projenin derhal bitirilmesi lazım. 41. hükümet tarafından bitirilecekse bu sadece bizi mutlu eder. Bu konuda altına imza atma hevesimiz yoktur. Çünkü dün akşam da söyledim, altını çizeyim. Bu ülkede yapılmış olan kalıcı sağlık yatırımlarının tamamının altında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin imzası vardır. Mausa Devlet Hastanesi tarafımızdan başlatılıp bitirilmiş bir projedir. Ayaktan tanı merkezi aynı şekilde. Onkoloji merkezi aynı şekilde. Dolayısıyla
kimin başlattığı ya da bitirdiği üzerinden devam edecek bir tartışmaya hiç ihtiyacımız yoktur. Bu özellikle Güzel Yurt Hastanesi'nin projesi tarafımıza ait olmakla birlikte temel atma töreni maalesef bizden sonraki hükümet tarafından göreve gelir gelmez üstelik yapılmış, biz de iştirak etmiştik. Projeyi sahiplendiğimizin gösterisi olmak için, olması için kabineden ayrıldık ve ardından Güzel Yurt'ta bu temel atma törenine katıldık. Ondan sonra bir süre ilerledi, durdu. Göreve geldik, ilerletme konusunda gayret sarf ettik. Yine yarım kaldı, hala yarımdır. Ama bu projenin ödeneği de bütçede yer almamaktadır. Bir diğer proje, hatırlamam lazım, 4 projeydi. Lefkoşa, Güzel Yurt, Girne ve neyse, diğerini unuttum. Sonuç itibarıyla, şimdi bütçede adı bile geçmeyen, herhangi bir biçimde ödenek ayrılmamış bu projelerle ilgili yatırım planı içerisinde yer alan, yani süreç içerisinde ortaya çıkacak olağanüstü ihtiyaçlar sonucu yapılacak yatırımlar değildir bunlar. Adı bile yer almamış bu projelerle ilgili hükümetin ortada bir yasa tasarısı varken ve şu anda sonuçlandırmaya çalıştığımız bir yasayken bu tasarı, bu konuda niye isim yazma konusunda, ödenek kalemi oluşturma konusunda isteksiz davrandığını anlamanın imkanı yoktur. Ve işte sabah nisabı sağlayamadığı için dün akşam bütçede ödeneği olmayan projeleri flash projeler diye sunduğu için bu hükümeti biz gayri ciddi buluyoruz. Güvenmiyoruz ve ne yaptıklarına ilişkin Sayıştay'ın gözünün her zamankinden daha geniş bir biçimde açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Çok net bir biçimde konuşmaya çalışıyorum. Her zamankinden daha kısa cümlelerle konuşmaya çalışıyorum ki dediğim netlik kazansın. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Özyiğit'in verdiği örnekte olduğu gibi Sayıştay'ın yaptırım gücü vardır. Yaptırım değil, ileriye taşınacak yükümlülükler yükleyecek işlemleri başlatma yetkisi vardır. Ancak az sonra görüşeceğimiz bütçede belki yine konuşuruz ama işlem pratikliği günün geriye kalan zamanından tasarruf etmek için birkaç söz de ombudsmanla ilgili söylemek istiyorum. Ombudsman çağdaş demokrasilerin sahip olduğu bir kurumdur. Çünkü ombudsman herhangi bir icrai yetkisi olmayan ama yasalar çerçevesinde idari ve mali işlemleri denetleyerek müracaat üstüne harekete geçen ve idari ve mali işlemleri denetleyen bir denetim organıdır. Tavsiye nitelikli kararları vardır. Yaptırım gücü söz konusu değildir. Ancak ombudsman en az Sayıştay kadar, en az yargı organları kadar saygın ve çağdaş toplumların ihtiyaç duyduğu bir kurumdur. Çünkü ombudsman kolaylıkla erişilebilen ve ilk müracaatı veri kabul ederek harekete geçebilen bir kurumdur. Dolayısıyla çağdaş demokrasilerde olmazsa olmazlardan biridir. Böyle değerlendirildi ve uzun yıllar önce oluşturuldu. Ancak uzun yıllar önce oluşturulmasına rağmen oluşturulduğu sürenin toplamını hesaba katarsanız yaşamının yarısından fazlası başsız kaldı. Yani bir ombudsmanın görevde olmadığı bir ombudsman kurumumuz oldu maalesef. Ve biz bundan arzu ettiğimiz şekilde yararlanamadık. Neyse ki son 4 yıldır bu konuda hala bir faaliyet devam etmektedir. Ancak nasıl ki bizler siyasi kadrolar, devleti yönetenler, devlet adına iş gören kamu görevlileri yasalara uymakla yükümlüyüz. Devletin, kurumun ve kişisel itibarlarımızı korumak ve yükseltmek konusunda istekli olmalıyız. Bunun tercihli bir durum olmadığını bilmek durumundayız. Aynı şekilde bağımsız kurumlar da faaliyetlerini yürütürken adil olmak, mevzuata uygun hareket etmek ve şeffaf olmak zorunda olduklarını bilmek durumundadırlar. Üzülerek görüyorum. Birkaç kezdir yaşanan bir örnektir. Ombudsman kendisini harekete geçiren eylemler ve o eylem sonrasındaki süreçler konusunda mevzuata çok da uygun davranmamıştır. Örneğin herhangi bir konuda kendisine yapılan bir müracaatta müracaata konu olan isimlere herhangi bir biçimde ulaşmadan, herhangi bir biçimde o insanların konuya ilişkin
görüşlerini alma ihtiyacı hissetmeden raporlamalar yapmış ve meclise göndermiştir. Ve maalesef biz mecliste bu eksik işlemlerin söz konusu olduğunu üzülerek gözlemledik. Şimdi kurumların saygınlığı son derece önemlidir. Dolayısıyla hukuk gibi çok da esnek olmayan bir konuda hareket eden ombudsmanın bu konuda son derece dikkatli davranması gerekir. İşlem silsilesinde herhangi bir atlama olmaması bulunan sonucun itibarını pekiştirir. Eğer işlem silsilesinde atladığınız bir nokta olursa bulduğunuz değerlendirme, ulaştığınız değerlendirme, bulduğunuz sonuç mutlak doğru dahi olsa üzerinde kuşku bulutları gezinir. Dolayısıyla yaptığınız işin saygınlığına gölge düşmüş olur. O nedenle yani her halükarda ombudsmanın bir bağlayıcılığı yoktur ama eğer işlemler eksik süreçlerle, eksiltilmiş aşamalarla ilerletilirse bağlayıcılık değil, daha ziyade hasmane bir durumda varmış gibi bir şüpheye yol açabilir ki bu da hiçbirimizin tercih ettiği bir durum değildir. O nedenle biz mecliste hem Sayıştay'ın hem ombudsmanın yürüttüğü faaliyetleri önemsemeye ve üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Hükümette bulunan arkadaşlarımızın denetime tabi olmayı bir avantaj saymaları son derece önemlidir. Kişisel itibarlarının korunumu bakımından bu kendilerine sunulmuş önemli bir şanstır. Bu konuda şüpheye düştüğümüz zaman sarf ettiğimiz sözlere kırılmak yerine bunların doğru olabilme ihtimali üstünden geriye dönüp bir kez daha bakmaları çok daha doğru bir tavır olacaktır. Yoksa muhaliftir nasıl olsa söyler diye es geçtiğimiz konular bir gün gelir doğru çalışan bir Sayıştay, doğru çalışan bir ombudsman tarafından ayağınıza pranga, başınıza bela olabilir ki bu elbette hiçbirimizin tercihi değildir. Bu doğrultuda bizler Sayıştay Başkanlığı ve ombudsman bütçelerine elbette grup başkan vekillerimiz ifade edeceklerdir ama yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Olumlu oy vereceğiz komitede takındığımız tavrın bir devamı olarak ve konuyu hassasiyetle takip etmeyi sürdüreceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.